Evet merhaba açık havada ilk bunlar ilginlerimiz. bugün huzurun dinginliğin ve sevecenliğin başkenti Denizli'deyiz bu hafta size çok güzel konular hazırladım ee, piknikten ormandan ve ağaçlardan bahsedeceğiz diye bir düşünebilirsiniz ama hiç öyle bir şey olmayacak. Hiç buralarla ilgili konuşmayacağız. Benim üzerine düşündüğüm bazı durumlar hakkında konuşacağız. Mesela sessiz istila. Bu hafta size sessiz istiladan bahsedeceğim. Tabii ki Afganların, Pakilerin ve Surilerin içinde bulunduğu ve bir takım insanların bizim ülkemize bunların gelmesiyle birlikte bunların bizi sessizce istila ettiğinden bahsettiği bir takım sessiz istilalardan bahsetmeyeceğim. Peki hangi sessiz istiladan bahsedeceğim? Sessiz istiladan kastımız epilasyon, botoks ve saç ekimi gibi insanların kendilerini güzelleştirmeye çalıştığı bazı olaylar. Ele geçiriliyoruz. Analarımız, bacılarımız botokslanıyor. Farkında mıyız? Bizler botokslanıyoruz. Botoks sayesinde dünyamız daha iyi bir yer olacak mı? Emin değilim. Emin olduğum tek bir şey var. Botoksu çok geciktirmeden kırışıklıklarınız o derinize yerleşmeden yaptırmanız gerekliliği. Ama herkes ekonomik olarak da bu botoks operasyonuna erişemiyor. Gençlerimiz botokstan mahrum. Bu konulara botoksa, saç ekimine bütçe ayıramıyorlar. Yeni kazanan belediye başkanlarımızı öncelikle buradan kutluyorum ama bu noktada gençlerimize teşvik paketleriyle destekler sağlanmasını talep ediyorum. Belediyecilik kent lokantalarında yemek satmaktır, kahve satmaktır ve bir noktada da insanları botokslamaktır. Madem yemek satabiliyoruz neden botokslamayalım? Belediye hep 65 yaş üstü dedelerimize ya da işsiz teyzelerimize hizmet edecek diye bir durum yok. Biraz da gençlerimizi düşünelim. Sonuçta belediye dört duvarı olan çatısının altında duvarları boyalı bu tarz bir yer değildir. Belediye insanlara hizmet eden bir kuruluş. Yani yeri gelir botoks parasını denkleştirememiş gençlerimize botoks desteğinde bulunur. Artık gönül belediyecilikleri yeteri kadar etrafımızı sarmadı mı sizce de? Biraz da botoks belediyeciliği istiyoruz. Birazcık da botoks ya. Biraz. Lütfen rica ediyorum. İmkansızlıklar yüzünden evlenemeyen gençlerimize gerdek desteğinde bulunan belediyeler neden gerdiremeyen gençlerimize de el atmıyor ki? Yüzünü gerdiremeyen gençlerimizin de yüzü gülmesin mi? Gülsün. Ama botoksları olduğu için biraz daha zor ve kazayakları olmadan gülsün. Bir zahmet. Halka hizmet noktasında neden kahve ve tostta durduk ki? Kahve, tost ve biraz da botoks istiyoruz. İşte kahve, çay, tiyatro, konser tamam okey bunlar çok güzel ama buradaki cam tavanı kırmamız lazım. Bunun üzerine de çıkmamız lazım. Botoksa botoks yapılsın. Belediye gerekirse botoks şırıngalayacak, gerekirse cim açacak. Gerekirse de bazı noktalarda bazı bölgelerimize saç ekim enstitüleri kuracak. İlçe belediyeleri çok memnun sokakta başı boş keller geziyor? Hiç bu başı boş kellerden rahatsızlık duymuyorum. Belediyeyi geçtim başı boş keller başı boşluklarından dolayı kendileri rahatsız. Başım diyor boş benim ya benim saç ektirmem lazım. Başı boş insanlara şapka dağıtmakla yetmez sevgili belediyeler. Biraz da saç ekimi istiyoruz. Bakın benim durumum da hiç iyi değil. Ben de bir noktada zor günler yaşayabilirim bu konuda. Ama kellikle de bir noktada barışmak gerekiyor. Öncelikle belirteyim ırkçı değilim. İnsanları kel ya da saçlı diye ayırmam. Saçlarınız gidiyorsa gitsin gittiği gün biter gittiği gün bitmiyor ama hani azalarak bitiyor ve çirkinleşme sürecini başlatıyor o kelleşme süreci. Ama özgüveni yerinde olan insanlar hiç bunu kafasına takmıyor. Bakın Erkin Koray'a ölene kadar ne keldi ne bu adam kel diyordun. Ya bu adam düpedüz kel diyebilir miydin? Diyemezdin. Ama ne de saçlı, ne güzel lüle lüle saçları var diyordun. İkisinden de az az koyabildiğim bir insandı. Erkin Koray bilmez miydi saç ektirmeyi, peruk takmayı, her şeyi yapabilirdi. Tüm imkanları verdi ve bütün bilgilere haizdi. Ama hiçbirini tercih etmedi. Elindeki köklerle yetindi. Elindeki saç köklerini tepe tepe kullandı. Onların hakkını verdi. Tüm saçlarını ölene kadar bize sergiledi. Saçlı bir insanla kel bir insanı tek bir potada eritebildi rahmetli. Ben dedi bir noktada saçlıyım ama ben de dedi bir noktada da kelim yani. Hiç hicap duymuyorum bu konuyla ilgili. Kutuplaştırmadı. Yani zaten Alevi, Zaza, Kürt, Çerkez, Solcu, Daha Solcu, X kuşağı, Z kuşağı, Kertos, Saçlı bu şekilde ayrılmaya gerek var mı? Ayrıştığımız yetmedi mi? Fraksiyonlara ayrıldığımız, bir uçtan bir uca savrulduğumuz yetmedi mi? Artık birleşme vakti değil mi? Vakit birleşme vakti. Lütfen biraz birleşelim. Birleşmek için biraz çaba gösterelim en azından. insanlık kel olmaya karşı direnç gösterme noktasına geldi. Ben dedi kel olmamalıyım ya. Benim saçım olmalı. Neden ben kelim ki? Kellik nedir? Bizim kellikle mücadele etmemiz lazım ve bu konuda bilimsel gelişmeler yaşandı. İnsanlık artık kellikle savaşabiliyor. Kellikle mücadele yöntemleri hiç olmadığı kadar fazla. O yüzden kellik adına, keller adına çok güzel günler yaşıyoruz. Ama yine de ben kelliğe neden direnç gösteriyoruz hiç anlayamıyorum. Kellik estetik bir sorun değildir. Sizi yaşlı göstermez. Sizi daha çirkin yapmaz. Sizin özgüveninizi zedelemez. Kellik sizi siz yapan bir olgudur. Kelliğinizi güzel bir sunumla insanlığa sunarsanız siz de güzel görünebilirsiniz. O yüzden kelliğin sunum tabağına ciddi özen göstermeniz lazım. Sunum tabağın güzel olursa biz senin kelliğini de yeriz. Yerim senin kelliğini derim ben sana. Yeni gelinlerin hazırladığı sunum tabakları gibi hazırlayın kellerinizi bize. O noktada biz sizi kelliğinizle de kabul ederiz ve bağrımıza basarız. kellik senin suçun değil ki. O yüzden onunla barış ve başka alanlara kanalize ol. Lütfen kafanı ona takma. Sabah erken kalk, kitap satabileceğin bir internet sitesi kur ve milyar dolarlar kazan. Bakın Jeff Bezos'a bunu yaptı. Kimse Jeff Bey'in kelliğini konuşuyor mu? Konuşmuyor. Neden? Çünkü başka alanlara kanalize olmuş. Yani zaten Jeff Bezos saç ektirmeyi bilmiyor mu? O kadar parası yok mu saç ektirecek kadar? Bir Türkiye seyahatine bakar ya. Jetini hazırlatır, gelir gider bu kadar. Ama tercih etmiyor. Peynir güzeli Elon Musk gibi dolaşmaya gerek yok diyor. Yani bir Anadolu kasabasında babasının traktör dükkanının başında iddia oynayan bir adam gibi görünmektense ben şerefimle, onurumla, namusumla kel kalırım diyor. O nedir ya? tak ki tak koy traktör bu dükkanın başına al Elon Musk sana kasabalı o ekilmiş saçlarıyla bir tarzı yok bir şey yok bir tane köylü güzeliyle evlendir senin Elon Musk olduğunu kimse anlamaz ve bir de toplumumuz o kadar kadir şinas ve kucaklayıcı ki yani bodyguardlıktan FETÖ'cü komedyenliğe kadar kendinize çok geniş skalada bir yer bulabilirsiniz kimse size kelinizden dolayı FETÖ'cü komedyen olamazsın demez diyemez yani deseler deseler darbe yapamadın kardeşim bunu da konu çıkardın derler başka da bir şey demezler o yüzden kelliğinizle barışın zaten kellik Orta Doğu coğrafyasında ve Arap Yarımadası'nda pek kabul görmeyen bir durum. Onun dışında muasır medeniyetler kellikle bayağı barışık. Siz görüyor musunuz ya? Kaç kişi gördünüz Fransa'dan, Almanya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan kellik için gelenler buraya? Saç ektiren bir İsveçli gördük mü? Ben görmedim şahsen hiç gözümüze takılmadı. Neden? Ben diyor kelim ya. Benim başka alanlara kanalize olmam lazım ve oldum da. Benim tek sıkıntım kellik değil. Ben dünyevi şeylerle uğraşmıyorum. Ama Allah'ım kelliğin de hayırlısını nasip eylesin herkese. Mesela İlker Canikligil keli gibi. İlker Canikligil kelini farkında mısınız? İlker Canikligil kel şu an. Ben kel olacaksam İlker Canikligil kelini tercih ederim. Öyle güzel bir kellik ki ilk gören ya bu adam kel demez. At yelesi gibi maşallah derler. Kimse de konduramaz bu adam kel diye. Ama şöyle bir yaklaşınca biraz böyle yakın kadraj girdin mi o kafasına terlerini tek tek sayarsın saç telleri kendi beyliklerini ilan etmiş dere beylikleri gibi tek başlarına takılıyor kafasında yine de olağanüstü karizmasıyla hayatına devam ediyor bu adam Zor ya, yani saçımızda kıl olsun ama vücudumuzda da olmasın. Bu noktaya geldik, bu noktadayız. Şempanze kuzenlerimiz gibi kılı dolaşmayalım denklemindeyiz 2024 yılında. Zaten fark ettiyseniz şempanzeler de yavaş yavaş evrimleşiyor, bize doğru geliyorlar. Geçen gün Kurban Bayramı'ndan önceydi sanırım, Tunç Çağı'na geçtiler. Bu hayvanlar Tunç Çağı'nı devirdi ya, yani o zaman o kadar çabuk geçiyor ki inanamıyorsun. Daha bunlar dün taşlarla bir şeyler yapıyorlardı, bir şeyler sürtüyorlardı birbirine. Tunç Çağı'na ne zaman geçtiniz siz? Bıcırıklar o kadar oldunuz mu ya siz nasıl büyüyorsunuz böyle bu kadar hızlı elimizde büyüdünüz bir de müthişsiniz gerçekten müthişsiniz ya gençler ee, sevgili şempanzeler ve biz bu şempanzelere bu gençlere de elimizi uzatacağız insanlık olarak. Şempanzelerin de elinden tutmamız lazım. Sosyal belediyecilik gereği kimseyi teknolojiden mahrum bırakmayacağız. Kimseyi gelişmişlikten mahrum bırakmayacağız. Kimseyi çağların arkasında, çağların gerisinde bırakmayacağız. Devlet kimsesizlerin kimsesi, şempanzelerin de rehberi olacak gerekirse. Biz bakın turizm rehberliğinden idmanlıyız. Gerekirse şempanzelere de medeniyet rehberliği yaparız. Gel deriz burada bak bunu böyle bağlayacaksın. Buradan bir ip üretiliyor. Bak ateş, ateş yakıyorsun. Buradan ateşi bulup buradan bu şeyi eritebilirsin önce dondurursun sonra eritebilirsin. Bunların hepsini tek tek anlatacağız şempanzelere. Bu hayvanları yavruyken alıp medeniyetin beşiğinde büyütüp medeniyete entegre etmemiz lazım. Bakın kimse bizim elimizden tutmadı. Biz bugünlere zar zor geldik. Binlerce yıl geçti şu teknolojiyi kurabilmek için. Bakın ormandayım gene ama video çekiyorum. Neden? Kameram var. Ama binlerce yıl geçmesi lazımdı. Burada 2000 3000 yıl önce şurada ateş yakıyordu adam. Başka da hiçbir şey yoktu. Şurada işte domuz avlıyordu. Domuz iniyordu buraya. Domuzlar avlanıyordu. Bakın ne noktalara geldik. Görebiliyor musunuz? İşte sırf bu yüzden şempanzeler bizden çok daha hızlı gelişecekler. Mesela biz epilasyona şimdi ihtiyaç duyuyoruz ama şempanzeler ilk çağa geldiklerinde, o tunç çağa geçip bir ilk çağa ulaştıklarında diyecekler ki bizim çok kıllıyız ya. Biz artık bu kıllarımızdan arınmamız lazım. Bir bizi epilasyon edebilir misiniz lütfen? Biz ilk çağdayız ama olsun. Biz de pasparlak gezmek istiyoruz. Biz de süt gibi vücutlarımızla soydaşlarımıza hava atmak istiyoruz. Şempanzeler de kıllarıyla savaşacaklar. Kıllarıyla savaşa girecek bu hayvanlar. Yani sonuçta şempanze de olsa canlılar eli yüzü düzgün olmak istiyor. Şempanzeyim ama elime yüzüme özen göstermeliyim noktasına gelecekler. Saçlı ve epilasyonlu şempanzeler belki robotlardan hemen sonra bizle yaşamaya başlayacaklar. Bunu ben buradan... E sizlerle duyurayım öncelikle, böyle bir durum var, geliyor, buna hazırlıklı olun. Epilasyonlu şempanzeler, güzel bir müzik grubu olabilir. Epilasyonlu şempanzeler, yani müzik grubu ismi olarak da şu an için kullanılabilecek bir durum. Şu an için konulabilecek bir grup ismi. Yani epilasyonlu şempanzeler bizim aramızda dolaşırken, İnsanların epilasyonlu şempanzeler diye bir grup kurması biraz ırkçı olabilir. O yüzden elinizi çabuk tutun. Bir grup kuracaksanız da bu isimle hemen kurmanız lazım. Epilasyonlu şempanzeler gelmeden. Epilasyon şu açıdan güzel. Lazer teknolojisini sinemacıların Aksine daha barışçıl yollarda kullanmayı öğrendik. Onlar ne diyordu? Lazer silahımız olacak, cebimizde tıktık, tık herkesi öldüreceğiz, insanlığın kökünü kurutacağız. Ama öyle olmadı. Lazer silahını kıllarımıza sıktık. Lazer silahıyla çünkü öldürebileceğimiz uzaylımız bile yoktu. Biz de önce kıllarımıza yabancılaştık. Ya bunlar ne ya? Böyle her yerimde çıkıyor bu pis pis şeyler, simsiyah. Bu ne olacak ya? falan şeklinde. Sonra onları lazer tabancalarıyla öldürmeye başladık. Bütün kıllarımızı. Lazer tabancasını faydalı cemiyetlere çevirdik. Bunlar bir insanlığa zarar verecekti. Ama biz faydalanmaya başladık ve bu faydalı cemiyetten, bu lazer silahlarından erkek kadın demeden herkesin faydalanması lazım. Ya zaten insanlık olarak değişip gelişiyoruz. Bakış açılarımız çok gelişiyor. Bakın diş fırçası kullananların bile mason ilan edildiği bölgede doğup büyüyen arkadaşlarım artık o lazer tabancasının altına yatıyor. O kadar faydalı bir durum ki ben kız arkadaşımı bile kendi elimle götürüp teslim ediyorum epilasyoncuya. Alıyorum, götürüyorum, kapıdan bırakıyorum. Bakın diyorum bu kızın kılına bile zarar gelecek. Ha bütün kıllarına da zarar gelmesini istiyorum. Bütün kılları tek Tek hepsi yok olacak. Ha ben kendime özen gösteriyor muyum? Tabii ki de kişisel bakım rutinime çok özen gösteririm. Her türlü bakım bendedir. Nedir mesela? Birincisi duş alıyorum, yıkanıyorum. Yünüyorum ya. Sık sık yapıyorum bunu. Şimdi diyeceksiniz ki ya mal mısın? Tabii ki de duş alacaksın. Ama çevrenize bakın. Özellikle 70 yaşın üstündeki insanlar yılda 2, belki de 3 kere duş alıyorlar. Böyle insanların dolaştığı bir dünyada her gün duş almak bence büyük bir ayrıcalık. Bu insanlarla kıyasladığımızda kendimizi bayağı iyiyiz. Onun dışında ikinci olarak mesela diş fırçalama günlerimi kesinlikle aksatma. O gün diş fırçalanacaksa fırçalanacak abi. İki elim kanda da olsa o gün fırçalarım. Haftalık diş fırçalama günümü hiç aksattığımı hatırlamıyorum. Çarşamba mı? Çarşamba fırçalanacak ve diş bakımında da günümüz teknolojilerini kullanıyorum işte fırça Diş macunu. Bunları kullanmayı tercih ediyorum. Misvak tercih etmem mesela. Misvak çünkü bir odundur. Odunu alırsın, onu dişine sürersin. Ama bir odunla diş temizleme çağlarını çok geride bıraktık. Çok uzaklaştık oralardan. 1500 sene oldu. Birçok şeyi artık doğadan kullanmıyoruz. Mesela altımızı yaprakla ya da taşla silmiyoruz. Bu iş bitti. Yani doğayı doğada bırakıyoruz. Biz kendi evimizde hazır teknolojiler kullanıyoruz. Dişini misvakla temizliyorsan sen altını da taşla sil. Yani ne fark eder ki? Aynı şey. Mantıken yani, yani tutarlı bir nostalji için bu da gerekli. Ama bir insan hem iPhone 15 Pro Max kullanıp hem de misvakla dişini temizleyemez. Temizlememeli. Bu saydığım rutinlerim dışında kız arkadaşım da bana biraz müdahalelerde bulundu. Kişisel bakım rutinimde değişikliklere gittim. Maskelendik en basitinden her yerimize maske uygulamaya başladık. Burnumuzdan ayaklarımıza kadar. Kendisi halkının kişisel bakım rutinini de düşünen bir belediye başkanı gibi beni de maskeliyor, beni de düşünüyor. Maskesi olmayan bir yerimiz kaldı mı sanmam diyordum ki tam... Bu noktada geçen gün alışveriş merkezinde popo maskesine denk geldim. Tamam yüz maskesi okey, ona tamamım. Ayak maskesi bir noktada ona da varım ama popomuzu da maskelememize gerek var mı sizce? Hani popomuzu da kal kalıversin. Popomuzu da maskelemeyelim. Daha ben popo maskesi yaşına gelmedim, yetişkin bezi bağlayamam kendime. Benim kullanacağım tek popo maskesi yetişkin bezidir. Ona da daha çok var kusura bakmayın. Popo maskesi ise bir amaca hizmet etmeli ama şu an o amaç için de erken daha. Bir de insanlığımız maske noktasında biraz fetişist davranıyor gibi. Oramıza buramıza her yerimize maske yapıyoruz ama neye hazırlanıyoruz? Kimin için bu bakımlar? Kime sunacağız kendimizi? Bakın şunun şurası yapay zekaya bir adım kalmış. Yapay zeka geliyor, gümbür gümbür geliyor. Seçim arabalarıyla geliyor. Bizi yönetmeye aday bu yapay zeka. Halkın iradesine talip, halk için geliyorlar. Kazanacak aday değil, çalışacak aday formülüyle geliyor yapay zeka. Kazanacak, düşünecek, çalışacak, iş yapacak aday olarak geliyorlar. Yapay zeka ne yapay? Yapay zeka, hayır ne yapay şu an? Hiç şu an hiçbir şey yapmay. Bakıyorsun, hiç bir, bir şeyleri bile doğru bulamıyor. Ama yeri gelecek yapay zeka bizi kölemiz yapay diyeceğiz. Kölesi olacağız bu yapay zekanın. Yapay zekanın kölesi olduktan sonra popo maskesinin bir anlamı kalacak mı? sanmıyorum. Her zaman söylerim hayatta kişisel bakmak ne kadar önemliyse kişisel bakım rutini de o kadar önemli. Ama ben onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım demeyi hiç sevmiyorum. Önemli olan biz ne yaptık? Biz neyi ortaya koyabildik? Eğer çünkü sevgiliniz varsa kişisel bakım rutininizi tek başınıza yapmanız sizi ipana reklamına çevirir. Bir taraf taş gibi kalır, diğer taraf çürür. Kolektif bir şekilde ilerlenmesi lazım özellikle çiftlerde. Kremlenecekse beraber kremlenilecek, Maskelenilecekse beraber maskelenilecek. Mesela en son ne zaman sevgilinizle beraber kremlendiniz? Şöyle duştan çıktınız ve bebekler gibi oldunuz ne zaman? Teniniz böyle karşılıklı olarak ne zaman krem almamaya başladı? Ya yeter ya dedi sür sür ememiyorum artık dedi ne zaman? Tenimize bunu dedirtmemiz lazım. Kremlenmek liberal bir eylem ama ilişkide kremlenilecekse biz komünizmden yanayız. Çünkü kolektif bir eylem olmalı kremlenmek. Bencillik etmeden kendinizi kremlediğiniz gibi eşinizi dostunuzu da kremleyip o anti aging balından onların da ağzına bal çalmanız lazım. Ne demişler? Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın, bu de gene demişler ama insanı yaşat ki, yok insanı kremle ki insan yaşasın ama yaşlanmadan yaşasın. Son olarak bir duyurum var. Deodorant mevsimi geliyor takdir edersiniz ki. Geldi bahar ayları. O yüzden deodorantlarımızı sıkalım. Kimseyi mağdur etmeyelim. Önce duş alalım sonra deodorantlarımızı sıkalım. Terli terli vücudumuza deodorant kesinlikle sıkmayalım. Kimseyi terimizle sınamaya gerek yok. Kimse çünkü bizim terimize muhtaç değil. İnsanlarla iç içe olmayalım. Sıkış tepiş olmayalım. Uzaklarda yaşayalım. Bakın ben hiç insanları kokutabilecek noktada mıyım? Değilim. Uzaktayım. Sizler de bunu yapın. İnsanların ter koklama mesafesini gözetelim. Bunlar çok önemli şeyler. Neyse bu hafta da buradan yaptığımız yayının sonuna geldik. Güzel memleketimizin güzel ilinden huzurun, insanlığın ve şatafatın olmadığı, insanlığın, huzurun, insanlığın olduğu, şatafatın da bizim nazarımızda olmadığı güzide kentimiz Denizli'den herkese sevgiler, saygılar ve esenlikler.